Animasyon teknikleri ve basit animasyonlar oluşturmak. Animasyon birkaç resmin arka arkaya hızlı bir şekilde sıralanmasıyla elde edilen hareketli görüntülerdir. After Effects içerisinde farklı farklı animasyon teknikleri vardır. Bunları çalışmalarımıza uygulayabiliriz. İlk olarak basit animasyon örneklerine değinecek olursak 5 adet farklı animasyon tekniği vardır. Hemen başlayacak olursak yeni bir kompozisyon oluşturalım. Süreyi şurada 5 saniye olarak belirleyelim. 0-5 şeklinde. Ardından Layer, New, Solid diyerek beyaz renkte bir solid katmanı oluşturarak arka planımızı belirleyelim. Şimdi bu arka plan olacağı için üzerinde işlem yapacağız. Bunun için kitleyebiliriz. Ardından Timeline'da boş bir kısma sağ tıklayıp ardından New, Shape Layer diyelim. Böylelikle bir şekil katmanı oluşturmuş oluyoruz. Buradan şeklimizi eklemek için toolbar üzerinde bulunan Add kısmından buradan dediğimiz herhangi bir şekli seçebiliriz. Bunun için ben rectangle yani dikdörtgen seçiyorum. Şu şekilde çizdiğimde şöyle bir çizim elde etmiş oluyoruz. Ardından bunun gerekli renk ve dış çizgi ayarlamalarını yapabiliriz şu şekilde. Buradan belirtelim dış çizgisini de. Bu şekilde bir şeklimiz bulunmaktadır. Hemen bu şekilde bir animasyon uygulayacak olursak timeline altında bulunan ilgili katmanın yanındaki ok ikonuna basarak bu açılım menüyü genişletelim. Ardından burada transform sekmesi bulunmaktadır. Buradan bu katmana uygulanabilecek animasyon seçeneklerini görebiliriz. Gördüğünüz gibi 5 adet animasyon yani transform özelliği vardı. Bunlarla dilediğimiz gibi animasyonlar yapabiliriz. Bunlardan örnek verecek olursak scale'i seçelim. Timeline çubuğumuz ilk saniyede bir şekilde bu scale yazısının yanındaki saat simgesini tıklayarak buradan keyframe oluşturabiliriz. Yani burada keyframe oluşturduğumuzda animasyon işleminin ilk adımını atmış oluyoruz. Bu saat ikonuna tıkladığımızda keyframe vermiş oluyoruz. Bu araca ise genellikle stopwatch yani keyframe aracı verilir. Buna ilk saniyede yani timeline çubuğu ilk saniyedeyken bir keyframe. Bu animasyon işlemini devam ettirecek olursak örneğin buradan timeline üzerinden mesela ikinci saniyeye gidelim. Timeline çubuğunu ikinci saniyeye sürükledik şu şekilde. Buradaki değeri dilersek arttırabiliriz veya küçültebiliriz. Bu tamamen sizlere kalmış. Şu, burada 100 olan değeri şöyle arttırdığımızda mesela 200 yapalım örneğin. Burada ikinci saniye altında direkt otomatik olarak bir keyframe oluştu. Bunun nedeni buradaki keyframe verdiğimiz değeri arttığı içindir. Hemen klavyeden space tuşuyla veya buradan preview paneli altından play tuşuna basarak ön izleme alabiliriz. Şu şekilde space tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi 2 saniyelik bir şeklin büyüme animasyonunu yapmış olduk. Bu şekilde basit animasyonları örneklendirebiliriz. Buradaki diğer transform seçeneklerinde de yine aynı şekilde birine daha örnek verecek olursak mesela şu keyframe'leri şu şekilde seçip ardından delete tuşuyla sildiğimizde bu özellikten ki bulunan keyframe'leri silmiş bulunuyoruz. Hemen hızlı bir şekilde opacity yani opaklık özelliğine de keyframe verelim. Ardından ikinci saniyeye gidip bu değeri düşürdüğümüzde gördüğünüz gibi opaklığını 0 olarak belirlediğimizde ne istediğimiz kaybolmuş bulunuyor. Yine bunu da hızlı bir şekilde space tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi nesnemiz sahneden kayboluyor. Bu şekilde basit animasyonlar oluşturabiliriz.